Oğuz Kağan ya da Oğuz Han, Türk Altay mitolojisinde Türklerin atası. Dedesi Kabi Han, annesi Ay Kağan, babası Kara Han'dır. Oğuz Kağan destanın baş kahramanıdır ve destanda Hazreti Zülkarneyn peygamber ve Asya Hun devletinin hükümdarı Mete Han ile özdeşleştirilmiştir. Mitolojide kadim Oğuz Türkmen Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilir. Bütün hayatı boyunca Gökbörü, Börteçin'e kendisine kılavuzluk etmiştir. Hayatı daha doğumundan başlayarak olağanüstü olaylarla doludur. Yüzünün rengi maviye çalar. Al kızıl renklidir. Ağzı ateş gibidir. Çok çabuk büyümüştür. Doğar doğmaz yemek yemiştir. Bir kez süt emip sonra çiğ et yemiştir. Gücü simgeleyen boynuzlu bir tacı vardır. Babası Kara Han'ı öldürür, ormanda tek boynuzlu bir yaratıkla vuruşarak onu yenip öldürür. Gergedan olduğu söylenen bu canlı muhtemelen aslında bir şeytandır. Pek çok boya adlarını o verir. Uygur, Kanglı, Kıpçak, Kalaç, Karluk. İki eşinden toplam 6 tane oğlu olmuş ve bunların çocuklarından da Oğuz boyları meydana gelmiştir. Avlanırken bir ortasında yer alan bir ada bulur. Bu adanın ortasındaki bir ağacın kovuğunda ışıklar saçan çok güzel bir kız oturmaktadır. Yer su. Bu kızla sembolize edilir. Saçları akarsular gibi mavidir ve dişleri inci gibidir. Onunla evlenir ve 3 oğlu olur. Aradan yıllar geçer, bir gün gökten güçlü mavi bir ışık düşer ve ortasında güzel bir kız bulur. Gök kal, gök hava. Bu kızla da sembolize edilmiştir. İnanılmaz güzellikte olan bu kızın başında kutup yıldızı gibi ateşten bir ışık demeti vardır. Bu kızla da evlenir ve 3 çocuğu olur. Rüyasında gördüğü gümüş oku bulup getiren ilk 3 oğluna bölerek paylaştırır. Aynı şekilde rüyasında gördüğü altın yayı da ikinci karısından olan çocuklarına paylaştırır. Tarihçi Rüstem Paşa'ya göre Kur'an'da adı geçen Zülkarneyn adlı peygamber kutlu kişi Oğuz Han'dır. Çünkü çift boynuzlu tacı ile tanınmıştır. Lak, ilak, rak, ırak, zak, ızak gibi efsanevi ülkelerin kağanlarını yenerek buraları fetheder. Kıyant, Oğuz Kağan destanında adı geçen tek boynuzlu canavardır. Gergedan olup olmadığı tartışılan bir varlık olsa da aslında mitolojik bir hayvandan bahsedilmektedir. Kıyan kandan sözcüğü eski Türkçe'de gergedan anlamına gelir. Ganda ise Sanskritçe'de yani eski Hintçe'de yine gergedan manasına gelen bir sözcüktür. Kıyat boyu ile etimolojik bağlantısı vardır. Bozoklar Türk mitolojisinde göksel kavimlerdir. Oğuz Kağan'ın ikinci göksel eşinden olan 3 oğlu ve onlardan türeyen boylar. Oğullarının adı Günhan, Ayhan ve Yıldızhan'dır. Altın yayın sahibidirler. Kelime boz gri renk ve ok kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Moğolca'da boso fiili yükselmek, güneşin doğması anlamına gelir. Üçoklar veya uçoklar Türk ve Altay mitolojisinde yersel kavimlerdir. Oğuz Kağan'ın ilk yersel eşinden olan 3 oğlu ve onlardan türeyen boylardır. Oğullarının adı Gökhan, Dalhan ve Denizhan'dır. Yerle ilgili unsurları temsil eder. Burada
dikkate değer olan husus, gök kavramının yerin bir parçası sayılmış olmasıdır. Bu durum, yaratılış çağlarında gök ve yerin ayrışmadığı bir bütün olduğu anlayışını da akla getirmektedir. Diğer bir görüşe göre ise burada kastedilen uzay değil, hava yani atmosferdir. Bu da gök kal tabi